nasıl sağ kaldığımı ben de bilmiyorum. Bu ziyafet ve teselli maskaralı daha ne kadar devam edecek? Burası çok karanlık. Peki dün geceyi nasıl geçirdin? Çok korktum. Geceyi kuşlarla ve sürüngenlerle geçirmek zorunda kaldım. Beni nasıl kendi halime bırakıp gidebildiniz söylesenize. Burada soğuk taşlar üzerinde benim gözüme uyku girmezken sizler yumuşacık yataklarınızda nasıl uyudunuz? Mecburduk. Gitmek zorundaydık. Şimon, Yahuda, bu da neyin nesi? Kum fırtınası. Hemen bir yere sığınmalıyız. Aşır, Zabulun! Gidin kendinize güvenli bir yer bulun! Libby, bu kadar yeter. Fırtına geliyor, bir yere sığınmalıyız. Gitmek zorundayız. Fırtına çıktı. Yine geleceğim, sakın merak etme. Hayvanlarınıza göz kulak olun. Sakın dağılmayın. Fırtına dininceye kadar birbirinize yakın olun. Feliz, kervana göz kulak ol. Dikkatli olun, birbirinizden ayrılmayın. Birbirinizi kaybetmeyin. Herkes dikkat etsin. Efendim, insanlar susadı. İçecek bir damla suyumuz kalmamış. Dikkatli ol. Sözünü ettiğiniz kuyu nerede? Az kaldı, varmak üzereyiz. Dayanın biraz. Hareket yönümüzü kaybetmemeye çalışın. Bir an önce çıkalım buradan. Aksi takdirde bu fırtınada yolumuzu kaybedeceğiz. Acele edin. Fırtına dindi. Ne fırtınaydı ama? Korkunç bir fırtınaydı. Aniden başladı ve çok kısa sürdü. Burası neresi Feli? Tanrılarımız bize acısın. Yolumuzu kaybettik. Sanki bu fırtına bize yolu kaybettirmekle görevliydi. Birdenbire başladı. Bizi biraz hırpaladı. Ama Allah'tan çok kısa sürdü ve bitti. Yusuf?
Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Burayı daha önce hiç görmedim. Fırtına dindi. Korkma, ben buradayım. Ben korkuyorum. Burası karanlık. Çıkarın beni buradan. Yapamam. Yapamam. Kuşların uçuşu bir işaret olabilir. Bu yöne gideceğiz. Hareket ediyoruz. Bu tarafa doğru. Herkes atlarına binsin. Bu yönün doğru olduğunu nereden biliyorsunuz peki? Bir yöne doğru gitmeliyiz. Atam İbrahim'in Rabbine tevekkül ettim. Umarım doğru yolu buluruz. Efendim, eğer doğru yolu bulamazsak hepimiz susuzluktan öleceğiz ama geberip gideceğiz burada. Bak bakalım ne kadar suyumuz var Feli. Çok az. Yarım kırba kadar. Susayan herkese verin. Bizim susuzluğumuz ne olacak? Suyumuz biterse işimiz biter. Ne yapıyorsun sen? Anca beraber kanca beraber. Su varsa herkes içmeli. Yoksa kimse içmemeli. Böyle bir durumda yalnızca kendini düşünmen doğru değil. Niçin kadrini bilemedim. O ilahi bir emanetti. Allah'ın yeryüzündeki sevgili kullarından biri olacaktı. Ben iyi bir baba olamadım. Oğlumu gerçekten sevseydim, onu kendi ellerimle düşmanlarına teslim etmezdim. Çocuklarımı gerçekten Yusuf'un düşmanı olarak mı görüyorsun? Bunun başka bir izahı var mı? Kardeşlerim Yusuf'u sevmiyordu. Keşke. Onlarla keşke gitmeseydi. Ah, onu ben gönderdim. Hepsi benim suçum. Keşke göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Şimdi döneceğim. Bakalım bu neyin sesi? Yanılmıyorsan buraya doğru bir kervan geliyor. Evet, haklısın. Ama kervanlar buradan çok nadir geçerdi. Onlar burada ne arıyor? Bizi görmelerine imkan bile yok. Varsayalım ki bizi görmeyecekler. Peki ya koyunlar? Fırsatımız var. Kervanın buraya olan mesafesi oldukça uzak. Neftali! Ne var? Sürüyü al ve gözden kaybedene kadar bu tepeyle ağaçtan uzaklaş. Yeah.
Artık sürüyü görmelerine imkan yok. Ben o tek ağacı ve arkasındaki tepeleri tanıyorum. Orası Kenan'a 3 fersah uzaklıkta. O ağacın dibinde bir kuyu var. İzin verin bu müjdeyi kervandakilere vereyim. Bir yararı yok. O kuyunun suyu tuzlu. O suyun tuzlu olduğundan emin misiniz? Buradan birkaç kez geçtim. O kuyunun suyu hayvanların bile içemeyeceği kadar kötü. Kervandakiler susuzluktan kırılacak. Bir çare bulun. Çare bundan sonraki kuyuya gitmek için yolumuza devam etmektir. Karanlık basmadan su bulmalıyız. Aksi takdirde hem kervandakiler hem de hayvanlar çok büyük zarar görecektir. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Biraz hızlanın hadi. Merhametli Rabbim, kardeşlerim bana zulmettiyseler de biliyorum ki sen benim değilsin. Beni bu kuyunun dibinden kurtar. Söz veriyorum bu kuyudan kurtulursam hayatım boyunca senden başkasına kulluk yapmayacağım. Ve yalnızca senin buyruklarına boyun eğeceğim. Ne oluyor bunlara? Dur. Ne oluyor bunlara? Hayvanlara vurmayın. Bir yararı yok. Biraz burada dinlenelim. Su. Bu tarafa getirin. Bunun hikmeti ne? Sakinleştirin. Kalk. Hayvanlar suyun kokusunu aldı. Onlar buradaki suyun tuzlu olduğunu nereden bilecek? Ne olduğunu anlamıyorum. Bu hayvanlara ne oldu böyle? Sakin olun. Su. Su. Su var. Sesi duydun mu? Faydası yok. Kuyunun suyu acı ve tuzlu. Su. Bu suyun içilmediğinden emin misiniz? Evet. Bizim ihtiyar çok hasta ve susuz. Uygun görürseniz biraz su çekelim. Belki hayvanlar içer. Boşuna zahmet etmeyin. Su tuzlu. Ne kaybederiz ki? Nasıl isterseniz. Bir kova getirin.
Onu kuyudan çıkarırlarsa ne yaparız? Daha iyi. Kervandakilerin onu bulup götürmesini isteyen sizler değil miydiniz? Kardeşimizi alıp götürmelerine seyirci mi kalacağız yani? Sana katılıyorum. Kardeşimizi bedava götürmemeliler. Ama ben bunu kastetmemiştim. Ne düşündüğün umurumda değil. Önemli olan Yusuf'u iyi bir fiyata satmamız. Ne diyeceğiz? Kardeşimizi mi satıyoruz diyeceğiz? Hayır. Kaçak kölemizi satıyoruz, öderiz. Kovayla birlikte yukarı çıkacağım. Su tatlı. Doğru söylüyorsun. Bu su tuzlu değil. Bu su tatlı. Bu tatlı su. Bu su tatlı. Su tatlı Malik Hazretleri. Su tatlı efendim. Su tatlı. Gelin efendim. Gelin. Gördünüz mü? Su tatlı işte. Çok tuhaf. Ne olmuş acaba? Ben eminim bu kuyunun suyu daha önce tuzluydu. Gelin, gelin, su için. Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bunlar da seni kurtarmakla görevli. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Kuyudan kurtulduğumda babamın yanına mı gideyim? Hayır. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bu kervanla uzak bir ülkeye gideceksin. Babam ne olacak? Ben onu seviyorum. O yıllarca senin ayrılığına tahammül edecek. Allah böyle istiyor. Kervandakilerin yanında gerçek kimliğini gizle. Sana her sorduklarında yalnızca kuyunun oğluyum de.
Ama babam ayrılığıma dayanamaz. Ayrılığına katlanmak, öldürülmene katlanmaktan daha iyidir. Babanın yanına dönersen, kardeşlerin seni öldürecek. Bu yüzden dinle ve Rabbinin iradesine teslim ol. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Ne kadar ağırlaştı bu böyle. Çekin. 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 Neyin nesi? Malik Hazretleri, in misin, cin misin? Sen burada ne arıyorsun oğlum? Şimdiye kadar bu kadar güzel bir çocuk görmemiştim. Sen kuyunun içinde ne yapıyordun böyle? Birine mi bakıyorsun? Niçin susuyorsun? Dilimizi mi bilmiyorsun yoksa korkudan mı konuşmuyorsun? Her şeyi söylemeden önce ağzını sonsuza dek kapamamız gerekiyor. Ben bu diyardanım. İbrani olduğundan adım gibi eminim. Korkma oğlum. Kimse sana zarar veremez. Konuş. Adın ne? Yusuf. Nihayet konuştu. Demek dilin de varmış. Söyle bakalım, nerelisin sen? Hangi kabiledensin? Kimin oğlusun? Söylemem. Onların yanına dönmek istemiyorum. Onlar beni öldürmek istiyor. Akrabaların seni öldürmek mi istiyor? Onlar beni bu kuyuya attı. Çaresi yok. Eninde sonunda oraya dönmelisin. Beni yanınızda götürün. Eve dönmek istemiyorum. Annen baban ne olacak? Olmaz. Seni yanımda götüremem. Şu halde izin verin ben buradan gideyim. Beni bulamayacakları bir yere gitmeliyim. Bu çocuğu ne yapacağız Feli? Yanımızda götürelim derim. Akrabaları onu isteseydi kuyuya atmazlardı. Yanımızda olsun. Bu masum yüz yalan söylüyor olamaz. Eğer gerçekten hayatı tehlikedeyse canını kurtarmak zorundayız. O çok değerli bir köle. Eğer onu satarsanız çok büyük paralar elde edersiniz efendim. Beni satın. Bir köle olarak ben razıyım. Yeter ki beni buradan götürün. Yeter ki götürün. Bu bir köle yüzü değil. Yine de onu yanımızda saklayıp götürelim. Akrabaları onu sorarsa inkar edin. Hı hı.
seni yanımızda götürmemizi istiyorsan, sesini çıkarmadan bir sandığın içinde gizlenmelisin. Anlaşıldı mı? Kabul ediyorum. Hiç kimse bir çocuk görmedi. Gören var mı? Asla. Ne çocuğu? Görmek şöyle dursun. Bu çölde çocuk ne arar? Yeterli miktarda su alın. Bir an önce yola koyulmalıyız. Bunlar da kim böyle? Haydut olmasınlar sakın. Muhafızlar. Kölemizi bize geri verin. Hangi köle? Kuyudan çıkardığınız köle. Arkanızda saklanan çocuk. Köleniz kuyunun içinde ne arıyordu? O kendi kuyuya atladı. Biz atmadık. Niçin onu kurtarmadınız? İp bulmaya gitmiştik ama birdenbire... O artık bizim kölemiz ve onu siz bizden... Kendisi sizinle olmak istemezse ne yapacaksınız? Onun böyle bir hakkı yok. Köle efendisinin iradesine tabidir. Tabii eğer köleniz olmayı kabul ederse. Bu da ne demek oluyor? Kabul etmese ne olacak? Kervanımızdaki adamlara karşı koyacak gücünüz yok. Onu size vermeyeceğim. Ona sorabilirsiniz. Size kölemiz olduğunu söyleyecektir. Bunlardan korkma oğlum. Sana bir zarar veremezler. Söyle bakalım. Sen bunların kölesi misin? Bana yalan söylemeyi öğretmediler. Bunlar benim büyüklerim. Ben onların yanında büyüdüm. Bunlar benim akrabalarım. Duydunuz mu? Kölemiz olduğunu söylemiştim. Çocuğun konuşmaları çok şüpheli. Daha açık söyle. Sen bunların kölesi misin? Bunlar benim büyüklerim ve sahiplerim. Ben doğru bir cevap alamadım. Yusuf'u size vermeme hakkım var. Zorla da olsa onu sizden alacağız. Bu uğurda canınızı vereceğinizden şüpheniz olmasın. Vereceğiniz kayıplar bizden az olmayacaktır. Sizler gerçekten de bu kaçak köle için savaşmaya hazır mısınız ha? Gerçekten hazır Durun. Mısınız? Konuşarak bu sorunu çözebiliriz. Hala Yusuf'u öldürmeyi düşünüyorsun. Onu bunun için geri almak istediğini çok iyi biliyorum. Her şeyi burada ifşa etmemi istemiyorsanız Yusuf'u bunlara verin ve bu olay burada kapansın. Şimdilik dediğin gibi olsun. Ama zamanı gelince senin de işini bitireceğim. Bu köle için kan dökülmesine razı olacağınızı sanmıyorum. Köle olmadığını bildiğim halde hakkımdan vazgeçiyorum. Onlarla gitmek istiyor musun? Neden işaret yapıyorsun? Eğer sen bize hizmet etmek istemiyorsan biz de senin gibi aklı bir karış havada kaçak bir köleyi istemiyoruz. Evet, onu satmaya hazırız. Alıcı mısınız? Bu ani karar değişikliğinizin nedenini sorabilir miyim? Evet, nedeni şu.
Onun peşinden koşmaktan yorulduk artık. Fiyatı nedir? 1000 dirhem. Daha fazla eder. Zira güzel ve akıllı bir köle. 1000 dirhem mi? Aklı bir karış havada ve kaçak bir köle için mi? Hayır, ben bu kadar para vermem. Daha doğrusu verecek param yok. Bütün paramla mal aldım. Anlaşıldı mı? Amacımız ticaret değil, Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmak. Ne sakıncası var? Niye onu bedava verelim ki? Niye böyle bir şey yapalım? Ya tacirin teklifini kabul edersiniz... ya da Yusuf'u babamıza geri götürürsünüz. Seçiminizi yapın. Kaç diremin var? 18 dirhem. Yusuf için yeterli değil, biliyorum. Biz o kadar da aç gözlü değiliz. Ona ne şüphe? Gönül tokluğu verdiğimiz bizim için dünya malından daha önemli, öyle değil mi kardeşim? Görüyorsunuz nasıl da rahatça kölemizin gerçek değerini görmezden gelip çok az bir ücrete razı oluyoruz. Bu iğneleyici sözlerin cevapsız kalmayacağını bil. Ne oldu? Kölenizi satıyor musunuz, satmıyor musunuz? Sattık. Artık sizin. Ama birkaç şartımız var. Ne şartı? Birincisi, kaçmaması için onu bağlayın. İkincisi, bir daha asla buraya dönmemesi için onu uzak bir ülkeye götürün. Seni bir kez daha Kenan diyarında görürsem kesin öldürürüm. Bu köleyi aldığıma dair bir senet almalıyım. Böylelikle onu kimse benden alamaz. Bence sakıncası yok. Feli, mürekkep ve deri getir. Merak etme. Bunlar bizden daha iyiler. Git onlara. Burada hayatın tehlikede. Bir şey yapamadığım için beni bağışla. Yüce Allah böyle istiyor. Benim bu kervanla gitmem gerekiyor. Ama sen ve kardeşlerim için endişeliyim. Allah size acısın. Hepiniz için dua edeceğim. Ayrılık acısının babamı üzmesine izin vermeyin. Onu teselli edin. Kölenin özelliklerini ve satışı onayladığınızı belirtin. Senedin altında isim ve mührünüz olmalı. Levi, bünyenine göz kulak ol. Sana sarılmak istiyorum. Ama bunlar bizden şüphelenirler. Kendine iyi bak. Allah her zaman seninledir. Kendini ona teslim et. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de seni koruyacaktır. Kölenin ellerini bağla. Kaçarsa sen sorumlu olursun Feli. Senedi de sandığa koy. Hareket için hazırlanın. Gidelim mi? Durun. Önce gittiğinden emin olalım. Hareket ediyoruz. Gidelim. Thank you.
Söyle bakayım, niçin ağlıyorsun? Keşke beni satanlarla vedalaşabilseydim. Hiçbiri benimle vedalaşmadı. Şaşılacak şey doğrusu. Ben onlarda seni sevdiklerini gösteren bir işaret görmedim. Sende de büyük bir korku gördüm. Niçin onlarla vedalaşmak istiyorsun? Onlar beni sevmese de ben hepsini seviyorum. Geçmişini unut. Bundan böyle sen benim kölemsin ve buna alışmaya çalış. Köleyi satanlar peşimizden gelmiyor mu? Bu işin içinde bir iş vardı ama anlayamadım. Önce Yusuf'u almak için kan dökmeye niyetlendiler. Sonra da onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yusuf'un iyi olmadığını hissediyorum. Kalbim neden böyle çarpıyor? Gün ağarmak üzere ve Yakup öylece bekliyor. Çocuklar Yusuf'la ilgili bir haber getirirlerse teselli olur. Bu olayda suçlu olduğumu hissediyorum. Allah bizi bağışlasın. Biz Yusuf'un ölmesini değil, çocuklarımızın efendisi olmasını istemiyorduk. Yakup inanmak istemiyor. Ama Yusuf öldürüldü. Ne oldu? Ne oldu? Kurtlar sürüye saldırdı. Çoğunu öldürdü. Sen burada ne yapıyordun? Onu mu seyrettin? Kurtların sayısı fazlaydı ve ben tek başımaydım. Her taraftan saldırıyorlardı. Ne yapabilirdim ki? Kurt şimdiye kadar sürümüzden koyun öldürmemişti. Ne oldu acaba? Bundan sonra öldürecek. Bundan böyle kendimizi birçok felakete karşı hazırlamalıyız. Bizler kurt gibi mazlum bir kuzuya saldırırken başka kurtların da bize saldırmasına şaşırmamalıyız. Bu daha felaketin başlangıcı. Senin bu iğneleyici sözlerini dinlemekten yoruldum. Kesecek misin? Lanet olsun sana! Sen kardeşlerin yüz karasısın. Bunun hesabını vermelisin. Vur kafasına. Bitir işini, bitir. Sen karışma Şimon. No!
İbrani köle kaçtı! Durun! Yusuf'u gördün mü? He? Şu İbrani çocuğu diyorum. Görmedim. Bilmiyorum, onu sen getiriyorsun. Arkama baktım ama göremedim, gitmiş. Sana ne ondan? Felih onu bana emanet etti. Kaçarsa beni cezalandıracak. Ne yapacağım ben şimdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.